Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Esma ile birlikte Aksaray'a geldik. Birkaç işlerimiz var. Güzellik merkezine gideceğiz. Orada ufak bir işlem göreceğiz. Ondan sonra bugün arkadaşlar lise arkadaşımın evine gideceğim. Nurgül'ün. Bayağıdır biz arkadaşlar konuşuyorduk işte yani. Anlaşıyorduk, gelecektik falan filan. Normalde onlar bize gelecekti ama onlar utanıyordu, gelmiyorlardı bayağıdır. Biz de bugün Esma ile birlikte işimizi halledip Nurgül'e gideceğiz arkadaşlar. İkardi kitabına bakalım. Gel bakalım. Bir de şey, normalde bugün biz deneme yazılmaya geldik arkadaşlar. Adamla görüştük. Toplam arkadaşlar ilk başta tüm yani denemenin başından 50 tane deneme yapılması gerekiyormuş. Ama biz bayağıdır şey olduğu için, deneme yazılmadığımız için sınavda zaten az bir süre kaldı arkadaşlar. O yüzden toplam adam dedi ki hani 17 tane deneme olacak yani. Sınava kadar sadece 17 tane. Yani bu da haftada bir tane deneme ediyor arkadaşlar. O yüzden Esma açıklamayı yapsa matematiksel olarak hesaplamalarını. Şimdi 15 deneme, 1,5'sa deneme başı 100 lira oluyor. Ben geçen gün 100 liraya... Yüksek sesle konuş. 100 liraya 8 tane deneme aldım. Yani bir denemeye 100 lira vereceğime 8 denemeye 100 lira verdim. Yani demek istiyor ki arkadaşlar, hem deneme yazılıp kişi başı 1,5 milyar vermek yerine kendimiz evde deneme alıp ondan sonra hem de aylık 1000 TL yol parası gitmesini istemiyoruz arkadaşlar. Sınava kadar yani bayağı bir yol parası, ihtiyaç masraf olduğu için ekstradan masraf harcamak istemiyoruz. O yüzden arkadaşlar kendimiz deneme alıp evde yapmaya karar verdik. Bu kararı da şu an verdik arkadaşlar. Ben normalde çok istiyordum yani denemeye yazılıp denemeye gidip orada çözmek istiyordum. Ama evde çözmek daha mantıklı geldi bize. Görüyoruz. Sen ne yapıyorsun yavrum? Çok güzel ama. Hiç güzel değil. Galatasaraylı olmadığım için bana hoş gelmiyor. Ay ben bir yerde kitap gördüm mü arkadaşlar? O kitapları almak istiyorum hepsini. Hepsini bir anda okumak istiyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? Gidelim bacım hadi. Hadi annem hadi. Geç olmadan işlerimizi halledelim. Esma şey... Çok seviyorum ben şeyleri. Blackpink'lerini çok seviyorum. Hadi gidelim bacım. Esma'nın güzelliği şaka mı arkadaşlar? Şaka mı? Sakın hayır. O dediğim şey yapma lütfen. Ben arkadaşlar normalde şu an gideceğim güzellik merkezinde çalışmıştım. Ondan sonra cime de yani... iPhone 15 kaç lira haberi var mı senin? Tabii dokunalım bari. Aynen. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Güzellik merkezine. İşimizi halledelim. Hayır beni gösterme. İşimizi halledelim. Ondan sonra lise arkadaşımın evine giderim. Orada çeker miyim bilmiyorum yani. İlk önce gideyim onlara bir sorayım. Çekme derlerse çekmem. Çek derlerse de çekerim. Arkadaşlar biz güzellik merkezinden çıktık. Güzellik merkezi burası. İşimizi hallettik. Yine benim eski çalıştığım iş yerine doğru şu an ilerliyoruz. Orayı ben size göstereceğim birazdan. Hava da aşırı bir şekilde soğuk arkadaşlar. Hani elimizi cebimizden çıkartmamamız gerekiyor. O derece soğuk yani. Saçını boşa düzleştirdi Esma. Yani rüzgardan birazcık yıpranmış gibi. Aksaray'ın en büyük sorunu zaten böyle bir kuru bir soğuğunun olması arkadaşlar. Evet. Şu an Kafeler Caddesi'ndeyiz hayatım. Bir an önce hadi mağazaya girelim ben üşüdüm. Biz arkadaşımız arkadaşlar 12.30 bir arası gideceğiz. O yüzden birazcık şu an alışveriş merkezinde vakit geçirelim Esma ile birlikte. Oturalım 12.30'a kadar.
Bu arada benim iş yerim burasıydı arkadaşlar. Öncü Meriç. Belki Aksaray'dan beni izleyen varsa burayı bilir yani. Ben burada bayağı çalıştım arkadaşlar. Garsonluk yaptım. Sabahleyin geliyordum, buraları yıkıyordum, siliyordum falan filan. Bayağı bir yorucu bir işti yani. Ama hallediyordum. Şurada Selver abi. Neyse biz içeri girelim. Oturalım. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. AVM'yi galiba biz açtık Esma. Çünkü sabah daha yani. Saat sabah erken. Benim normalde randevum şeydi. Esma çok güzel. Hangisi? Küçük olan. Aa, ne kadar güzel. Alıyoruz. Ay ben şu an aşık oldum onunla ya. Çok tatlı küçücük. Aynen. Altın mı geldi? Gel bakalım. Altın kemeri bizi takalım. O nasıl kullanacak ki o yani? Nasıl kullanacak o? Saçmalama. Gösterişe valla. Ne gerek var? Ne mani? Sen gene bir Valence Bey'in de sınavlasın. Sınavı kazanamazsan koca bulacaksın diye. Gel. Yaklaş. Hiç altına hiç hevesim yok biliyor musun? Yani böyle, ben hiç sevmem altını. Hiç sevmem böyle altın ben takınanı, altın alanı, altın araştıranı hiç sevmiyorum. Hadi yürü. Anladınız. Alıkma. Ya cidden bak ben altını nefret ediyorum yani. Yukarı çıkalım ya. Aşağıda şey var. Normal. Migros var. Çünkü burası yukarı çıkıyor bucum. Ay kameram o kadar kötü çekiyor ki sana anlatamam. Niye hep ben seni çekeceğim? Ben çirkinim o yüzden seni çekeceğim. Ay benim burada çok günlerim geçti ya. O iş yerinde çalışıyordum orada. Lavabo yoktu arkadaşlar. Buraya geliyordum, elimi yıkıyordum falan filan. Hani çok zorlanıyordum. Dışarı oturmayalım. Şurada herhangi bir yere oturalım. Yeşil masaya geç. Otur şuraya bacım. Burada bir durum değerlendirmesi yapalım. Ay. Ay, her yerim ağrıyor. Esma şey arkadaşlar, yürüyen merdivenlerden korkuyor. Geç bucum hadi. Spor orijinal. Oraya gücümüz yetmez. Maviye de yetmez paramız. Kotona biraz yetebilir. Güzel iyisi şeyde. Oturduk şuraya masaj yaptırdık mı kendimize? Otur bakalım. 4 TL'ymiş. Ne oluyor burada? Masaj yapıyor sana. Ben kendim evimde masajlarımı neyim yaparım. Ay şuraya bir gidelim mi? Gel. Asla almayacağız. Asla almayacağız ama gezelim. Esma ile birlikte arkadaşlar şu an kıyafetleri deniyoruz. Git ona üstünü böyle kapat gel. Nasıl olacaksın merak ediyorum. Esma bir tane kaban gördü arkadaşlar. Onu birazdan deneyeceğim. Dur orada çık çık. Ben geldiğince gel. Hazır mısın? 1, 2, 3. Gel tatlım. Allah mı? De facto Allah mı? Seyran Korhan. Millet giyince iyi oluyor da belli ya. Bir de ben giyeyim tut bakayım. Hani derin mahalledeki çocuklar gibi. Tut da ben giyeyim. Al bacım şunu. Ver. Şunları. Askısını koy şuraya. Hemen geliyor. Çabuk. Hadi bakalım. Esma. Hı. Bana asla olmaz. Niye? Sen uzunsun benden. Ayrıca bu kadın yanında. Ayakkabın çok kötü. Geliyor musun? Hayır dur şöyle. Niye Ferit de bunlardan giyiyor? Kim? Ferit. Ferit Korhan.
Hazır mısın? Geliyor musun? Gel. Sonu daha komik oldu. Bana daha komik oldu. Hayır, ben giyemem onu asla. Ben böyle şeyler şeyde, istiyorum da. Bak, dizilerdeki o erkekler giyiyor bunları. Niye olmuyor bize bunlar? Ne bileyim anlamadım. Ya da biz kendimize mi yakıştıramıyoruz ki arkadaşlar? Olabilir. Bence biz kendimize yakıştırmıyoruz. Bak bizim. Şey gibi yürü. Model. Yo yo. Sunan kocasının ismi ne? O şöyle yürüyor. Bir de bol. Bol pantolonu var. Bir de böyle bir İspanyol kocası var arkadaşlar. Şöyle yürüyor. Zehir ettiniz yemeğimi. Hadi. Esma bence oldu bak. Hadi. Çıkar. Başka bir şey mi denesek ki? Adamlar geliyor. Kapat. Ay çok güzel kitaplar. Bütün kitapları almak istiyorum. Ay bir tane kitap da çok pahalı ya. Bir 150 lira ne abi? Aynen. Gerçi her şey pahalandı ki yani. Ne yapsınlar? Hangi romanlar okuyorsun? Klasikler, Türk roman. Hayır, okumuyorum ben. Bir şey benziyor. Telif yemeyelim. Hemen kapatıyorum. Arkadaşlar, Esma ile birlikte deneme kitabı almaya geldik. Esma, en kolayından alalım. Bu arada Esma, ben şu paragraf kitabını alacağım. Çünkü herkes öneriyor yani bunu da. Rüştü Hoca'nın o kitabını bitireyim. Ondan sonra bunu alacağım. Bakayım. Evet, o var. Hala biz arkadaşımla gitmedik arkadaşlar. Birazdan gideceğiz. Deneme kitabı alalım. Ondan sonra. Bakalım da hangisini beğeneceğiz. Adamı soralım, en kolayından alalım. Esma ile kitap evinden çıktık arkadaşlar. Eksik kitaplarımızı aldık. Şimdi diğer kitap evine gidiyoruz. Bir tane kitabı yokmuş orada. Toplam şey alacağız biz. Çıkmış sorular. Paragraf kitabı alacağız. Uygun fiyatmış. 50 TL'ymiş sadece. İndirimdeymiş. Hemen gidip o indirimi yakalamamız lazım. Esma da 3 tane kitap aldı. 4 tane mi aldın, 3 mü Esma? AYT soru bankası aldı. Paragraf kitabı aldı. Bir de deneme kitabı aldı. Benim deneme kitabım vardı arkadaşlar evde. O eksiklerimi orada tamamlarım. Arkadaşlar biz Nurgül ile geldik misafirliğe. Al bacımızı çek o zaman. Sabahtan beri şey yaptırıyordum. Nurgül benim arkadaşlar. Liseden arkadaşım. Liseyi aynı beraber okuduk. Sen taşınmıştın değil mi? Hı hı. Ne zaman? 10. sınıfta buraya geldik. Ama tek 2 yıl mı okuduk biz seninle? Sadece 2 yıl okuduk ama hiç böyle bir bağımızı kopartmadık. Peki böyle bir ara bir dönemlerde bir küstük müydük biz seninle? Ne zaman küstüydük? Ben de ezildiydim bir şeyden dolayı. Aynen. Sonra ben radyodan numaranı istedim, barıştıydık. Bir numaralarımızı falan sildik bacım. Ondan sonra tekrar barıştık yani. Sonra bu tekrar numara sildi. Bayağıdır biz bunlara söyledik işte, Nurgül bize gel, bize gel. Onlar da işte bizim kasabadan biraz çekiniyorlardı. O yüzden gelmiyorlardı. Bir de Umay da oldu ya. Seher abla falan Umay'ı çok merak ediyor. Bunlar da çok merak ediyor. Sürekli işte arıyorlar Umay'ı göster falan filan. Öyle bir görüşüyoruz sürekli. Bize gelemediler. Biz de Esma ile onlara geldik. İşlerimizi hallettik. Birazcık burada oturalım. Ondan sonra evimize barkımıza gideceğiz. Biz alıştığımız için hani takır takır konuşuyoruz da bunlar konuşamıyor arkadaşlar. Çekiniyorlar, utanıyorlar. Bizim işimiz YouTube olduğu için bacım takır tukur konuşacak yani. Ben de diyorum anneme her gün kavgalarımızı atalım, izleniriz diyor. Bunlar da diyormuş açacağım diye. Açın bacım. Konuşamıyor. Bizim köyde yapıyorlar. Sizin köyde YouTuber yok iyi Nurgül. Bir tane bizim köylü var ama Gülaf'ta oturuyor. Kartal ailesi diye. Gülün ne hayal? Gördüm ben onu. Kartal ailesi. İrem ve Ramazan. İzliyorum ben onları. Kızım bir tane şey vardı. Kadir Yalvaç'ı tanıyor musun? Hayır. Anne olursa benim kardeşim. Bir tane Sümeyli Yusuf varmış. Ben dün gördüm onları. Anne bu buralı değil, onlar bizi tanımıyor dedi. Karanlık çıkmıyor değil mi? Vallahi ben onları... Aslında bizim köyde de çok YouTuber var da.
Pek fazla izlemiyorum ben. Birkaç tane izliyorum. İşte Elmas Abla'yı falan izliyorum. İşte Gızılgaya da böyle şeyler normal değil bence. Çünkü insanlar böyle şeye bakıyor. YouTube çektiğinde neyim? İzliyorsun tabii de. İzleyen çok Kızılgaya'da ama böyle... Annem izliyor. Ayşegül'ün hayatını izliyor. Sevil'in dünyasını izliyor. Hatice'nin köy yaşantısını izliyor. Seni izliyor. Şimdi Merve'yi takibe aldı. Merve kardeşlerim. Evet, onu aldı. Merve'ye de selam. Çok var ya. Çok var yani. Bir iki de Elmas'ın hayatını izliyor. Hasan izliyor. Cansu'yu izliyor. Hep izliyor. Bütün YouTuber'lar izliyor bu şey. Seher abla. Ama en çok biz izliyorsunuz değil mi? Lütfen. Benim zaten girdiğimde bir senin oluyor. Ben 3 kişiye aboneyim sana, annene, Merve'ye. Sevil ablaya falan da değil. Fulya'yla falan konuşmuyor musun? Yok, konuşmayız. Bir doğum yaptığımda yapmıştım. Bütün bak, lise bitti mi arkadaşlar? Bütün arkadaşlar ben böyle... Ben kendi köydeki arkadaşlarımla o kadar konuşmuyorum ki. Yani. Dudu'yla olsun, şeyde hediye falan, öyle uzak düştük lise. Ben Şeyda ineyim takip ediyorum da hediye ineyim. Yani böyle arayıp da konuşmam. Hediye ne yapıyorum falan. Mesela seninle arayırım ama onunla konuşamam. Kazım. Telefonu çalıyor. Kim arıyor? Savaş. Ben onu ararım sonra. Öyle işte yani. Bugün de buradayız arkadaşlar. Böyle bir kendimize şey yapalım dedik. Arkadaşımla buluşalım dedik. Hem zaten gelmişken şey yapalım yani uğrayalım. Çünkü bir daha Aksaray'a gelmek istemiyorum. Valla yol parası 40 lira. Gidiş geliş 80 lira. Esma'yla 80-80 160 lira. Yani biz normalde 5 TL geliyorduk. Hatırlıyor musunuz? 5 TL geliyorduk. 3 lira falan. Sizinki 3 müydü? Bunlar Kızılgayalılar. Onlarınki 3 lira. Bizimki 5 liraydı. 5 lira. Gidiş geliş toplam 10 lira tutuyordu. Şu an 180 lira tutuyor 2 kişi yani. Çok fazla pahalı yani. Biz ne öğreneceğiz falan böyle. Valla sırf yol parası için denemeye yazılmadık. Gittik Esma'yla birlikte. Deneme kitapları aldık arkadaşlar. Kendimiz evde sobamızı yakacağız bacım. Orada çalışacağız. Ne yapalım başka? Hem yol parası, hem deneme parası. Bir sürü masraf. Gerek yok o yüzden. Öyle. Sen kapat. Devamını şey yaparım. Seher abla nasıl gözüme bakıyor? Esma ile Nurgül ikramlıkları koyuyorlar arkadaşlar. Kendileri pek çıkmak istemiyor. Saygı duyuyorum herkese. Sadece Nurgül çekiyorum arkadaşlar. Burada. Geçen Esma ile biz de kısır yaptık valla. Akşam bir anda... Ben zaten canımı çekti siz yaptığımı. Valla bak ben size her zaman diyorum gelin gelin diyorum ama siz gelmiyorsunuz. Gelin lan ne olacak. Gerçi yol parası kaç lira oldu? 40 lira oldu. Valla gidiş geliş biz 80 liraya gidiyor. Esma ile ikimiz iki 160 lira. Siz yazın gelene kadar 60 olur. Aynen siz yaza gelene kadar 60 olur. O yüzden yaza kadar arabayı al al. Kapanmış da baba. İnşallah alırsınız. Ama yapın işte siz. Ben video çekiyorum. Ha. Ben de şey anladım. Vallahi benim tek mal varlığım iPhone'um, başka yok. iPhone'u bana ver kanka. O da tek geçen sordum 20 milyar istediler yani bir yollar. Arabanın tek elle gitti. Araban tek elle gitmez yani Seher abla. Yani. Sana şey ucundan göstereyim mi seni? Göster. Tanrım kırmışım kendimi. Yo birazcık görelim. Anne kurabiye. Bazen evde oturuyorum böyle canım kurabiye istiyor. Malzemeleri koyuyorum tekrar eriniyorum geri koyuyorum yapmıyorum. Bir de Esma kızıyor evi batırma bulaşığı hep ben. Yıkamıyorsun ama değil mi? Hep ben yıkıyorum. Yarın hangi bir gün bulaşık yıkayacağım ben? Yoksa ekranda mı görüyorsun da bu iş kuruyor? Yok yok valla bizim görevimiz şey yani. Evi temizle, benim görevim evi temizlemek, Esma gide bulaşık yıkamak. O yüzden evde iş bölümü var. Aynen öyle. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar.
Elinize kolunuza sağlık Nurgül Hanım. Pastayla kesiyor, bal şeker olsun. Pastayı da ayrı tamamlayalım. Bence şu kısırları kendine mi koysam, yani alsanız da oraya mı koysanız? Ayrı bence de kısırı ayrı, şey koyun. Ayrı bayağı. Ayrı tabağa gerek yok onu biliyorum. Aynen. Yani ha öyle. Kısırları şöyle şey koyalım. Evet. Vallahi dışarısı da çok rüzgarlı arkadaşlar. Eve nasıl gideceğiz bilmiyorum. Esma ile saçımız başımız kalmadı yani rüzgarda. Artık Nurgül'e dedim çabuk gel, dondum. Ha evet unuttum. Hülya neyiniz oluyordu? Kardeşin oluyor değil mi? Ha. Buradan Hülya ablaya kucak dolu sevgiler, selamlar. Bizi izliyormuş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Nurgül'ün bütün ailesi galiba bizi izliyorlar. O beni de iyi izliyor. Biliyorum zaten diğer hemen Esma falan diyor. Bayağı bir detaylı izliyor bizi. Bazen yolda giderken neyim? Geçen bir tane adam durdurdu. Sen Onur Atakan değil misin diyor bana. Ben de abi nereden tanıyorsun ben dedim. Dedi ki YouTube'dan izledim. Az önce videonu izledim çocuğum diyor bana. İşte ne kadar güzel bir şey aslında. İnsanlar tanıyor seni falan filan. Yani çok takipçimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar arkadaşlar. Biz bunları yiyelim. Yerken çekim yapmıyoruz asla biliyorsunuz sizler. Nurgül bacım eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Seyde çekeyim. Afiyet olsun. Neyse arkadaşlar. Videonun devamını ben evde çekerim. Burada yeterince fazla çektim. Görüşürüz evde. Nurgül'e salla sen de. Arkadaşlar masayı kurduk. Burada da Hülya ablanın annesi varmış. Hadi kızına bir selam yolla. Seni izliyorum bu saat. Hülya'ya, Pınar'a, torunlarıma, İzmir'de. Hepsine selam. Gözlerinden öperim. Buradan Hülya ablaya tekrar selamlarımı yolluyorum. Evet. Bizim sıkı takipçimizmiş arkadaşlar. Çok teşekkürler. Vallahi zaten Nurgül'ün %70'i ailesi bizi izliyor yani. Mesela Nurgül abi diyor ki Onur diyor şu şurada falan filan. Bizim evdeki kaşçıya varan adam Nurgül'ün yerini biliyor yani o derece tabağa kadar. Bayağı bir sıkı takipçiler. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi yemek yerken biz utanıyoruz yani pek fazla çekemiyorum. Evde görüşürüz. Hadi el sağla sen de. Bay bay. Nurgül'ün anneannesi çok sevdi yani bu YouTube işini. Bence siz Nurgül'ü hemen YouTube açmalısınız. Diyor hadi çek çek diyor. Devamını da çek diyor. Görsünler diyor. Galiba kızı izlesin. Kızınla görüşmüyor musun? Ne zamanda böyle? Görüşüyorum. Ne? Yaz tatiline geldiydim. Çocukların tatili var ya. Ha, onlar İzmir'de yaşıyor. Siz buradasınız. Evde oradaydım. 6 ay durdum. Hmm. Oradan geldim. Bu sene de gidemedim. Her sene gidiyordum kışın. Anladım. 6 ay durup geliyordum kızların yanında. Sen de çok gittin Nurgül'e ya oraya şeye. Bu yaz gittim. Dayım geldi. Hele ben bir bakayım Nurgül bir İzmir'de bir bakayım Aksaray'da. Yok canım bir kere gitti. Yok şey gidiyor yani Nurgül. Bir kere gittim. Aynen o yüzden. Instagram'dan göreyim ben Nurgül'ü. Atıyorum. Bu yaz çok geldim. Ben hiç evde durmuyordum. Saat 7'de çıkıyordum. Gidiyordum. Vallahi Nurgül bizim öyle bir şansımız yok bacım. Biz köyden başka. Teyzem hiç aramıyor ki. Kızını falan neredesin diye değil mi? Onun kız gezmeyince yapılmaz. Cumartesi oldu mu gidecek. O da hemşerilik okuyor. Aa güzel bak. Nerede orada mı? Şu an lisede. Sen ehliyetin ne oldu? Ne yaptın ehliyetini? Şey derslerime gittim. 5 dersim kaldı. 4 Şubat'ta galiba sınavım olacak diye. İnşallah geçersin yaparsın. İnşallah. Ben arada ki stresleniyorum şey yapıyorum ne yapacağım falan filan diyor Nurgül. Aslında hiçbir şey yok da. Yani çalışsan şey yapsan geçersin. Şimdi ne normal bilgi sınavı mı yoksa böyle direkt uygulama yok. Sınavı mı? Direkt yok. Uygulama kolay canım. Otur haydi gel. Haydi gel işte buyurun. Valla ben de işte eğer araba alırsak o zaman şey yaparız. Yani. Neyse arkadaşlar kapatayım. İnşallah alırsınız. İnşallah. Neyse kapatayım hayırlısı arkadaşlar. Aynen her şeyin hayırlısı abla zaten.
Hadi Nurgül'e sallar. Evet. Selam herkese, selam. Arkadaşlar biz arkadaşımın evinden çıktık. Vallahi oturduk yani, kahve içtik. Çok da güzel şeyler hazırlamışlar. Ellerine kollarına sağlık. Şimdilik AVM'ye doğru ilerliyoruz. Yani daha saatimiz var eve gitmemize. Benim gazeteci arkadaşım var, Kayseri'de okuyor. Onunla da buluşacağım birazdan Esma ile birlikte arkadaşlar. Ondan sonra istikamet köy, Demirci kasabası. Aklıma geldi. Lütfen sus. Kız kışın ne suyu bacım? Havada çok güzel gözüküyor ama hava aşırı derecede soğuk arkadaşlar. Böyle gözüktüğüne bakmayın yani. Ay bugün yemin ederim benim her yerim dondu yani. Bugün hasta olmazsam başka hiçbir zaman hasta olmam herhalde. Ay çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Benim vardı kamera burada. Ne yapayım anam? Ben çıkamıyorum şu an. Neyse AVM'ye gidelim. Kız şurada sınava çıkmış, kız şurada oturmuştuk ya. Değil mi sınava çıkışı? Şurada bir gide hamburger yemiştik, hatırlıyor musun Esma? Bu parkı genellikle şeyler kullanıyor da neyse. Neyse hadi AVM'ye girelim, üşüdüm benim elim. Neyse arkadaşlar ben burada kapanışı yapayım. Videomda 28-29 dakika falan oldu. Ben bu videoyu birleştireyim kaptıktan. Anca birleştiririm zaten. Şu an Esma ile birlikte arkadaşlar birazcık kafede oturacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Annem zaten aradı, konuştu onunla da. Çok da soğuk. Sizi fazla sıkmayayım. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.